Herkese merhaba. Akademisyenlerimiz Anlatıyor konuşma serimizin bugünkü bölümünde Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Güzel hocamız bizlerle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Sorularımıza geçmeden önce bize kendinizden bahsedebilir misiniz? Evet, benim hukuk, daha çok hukuk yönüyle başlamak istiyorum. Ben İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra yurt dışında Fransa'da hukuk alanında yine doktora öğrenimi tamamladım ve yurda döndükten sonra Marmara Üniversitesi'nde akademisyen olarak göreve başladım. Bir süre sonra tekrar bu kez Fransız hükümetinin davetlisi ve burslusu olarak Sorbonne'da, Paris Sorbonne Üniversitesi'nde doçentlik araştırmalarımı 2 yıl süreyle sürdürdüm. Döndükten sonra 1982 yılında doçent, 88'de profesör olarak Marmara Üniversitesi'nde bölüm başkanı, ana bilim dalı başkanı, dekan vekili olarak görevler yaptım ve 35 yıl Marmara Üniversitesi'nde görev yaptım. Ondan sonra 2007 yılında Marmara Üniversitesi'nden ayrıldım ve Kadir Has Üniversitesi'ne geldim. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne Hukuk Fakültesi dekanı olarak geldim ve bu görevi, Kadir Has Hukuk Fakültesi dekanlık görevini 7,5 yıl aşkın bir süreyle sürdürdüm. Bu arada 6 yıl boyunca da hem Hukuk Fakültesi dekanlığı hem de Kadir Has Üniversitesi rektör yardımcılığı görevlerini birlikte sürdürdüm. Ve 2018 yılından beri de yine Kadir Has Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görevimi sürdürüyorum. Hukuk yolundaki yolculuğum yarım asır, yarım yüzyılı aşmış bulunmaktadır. Yarım yüzyıldan beri hukukla boğuşuyorum, hukukla uğraşıyorum diyebilirim. Peki bize fakültenizi ve fakülte yapınızı anlatabilir misiniz? Evet, tabii fakülte, hukuk fakültesi tek başına çok fazla bir şey ifade etmiyor. Hukuk fakültesi içinde bulunduğu bir unsurunu, üyesini oluşturduğu, üniversiteyle bir bütün olarak değerlendirilmesi gereken bir unsur. Kadir Has Hukuk Fakültesi, tabii Kadir Has Üniversitesi'nin ile birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Kadir Has Üniversitesi ise belki Türkiye'de ve hatta dünyada bir mucizeyi gerçekleştiren bir insanın, bu vesileyle rahmetle, saygıyla andığımız Kadir Has'ın ileri görerek vatan borcunu ödemek amacıyla bütün varlığını eğitim ve sağlık kurullarına bağışlamasıyla birlikte ve bu çerçevede Kadir Has Üniversitesi'nin kurulmasıyla hukuk fakültesi bir anlam kazanıyor. Gerçekten Türkiye'de, dünyada tüm varlığını eğitime, bu ülkenin gençlerine hasreden, herhangi bir çıkar menfaat karşılığı beklemeden ülkenin gençliğinin en iyi şekilde yetişmesi için çabalayan bir insana rastlamak gerçekten çok azdır. Dolayısıyla Kadir Has Hukuk Fakültesi de bu doğrultuda 2003-2004 akademik yılında kurulmuş ve ilk bu yılda öğrenciler almaya başlamıştır. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2003-2004 yılından günümüze geldiğimizde çok uzun bir tarihi geçmişe sahip değildir. Çünkü üniversiter kurumların, yüksek öğretim kurumların saygınlığı ve prestiji çok daha uzun bir zaman dilimi sonunda gerçekleşir. Oysa Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi çok yeni bir, 20 yıla yakın bir geçmiş olmasına rağmen bugün Türkiye'nin en saygın, en prestijli hukuk fakülteleri arasında yer almıştır. Hukuk fakültesinin kurulmasındaki amaç Kadir Has Üniversitesi'nin amacıyla örtüşmektedir. Kadir Has Üniversitesi bilim üreten, evrensel düzeyde, evrensel çapta bilim üreten ve dünyayla bütünleşen, dünyanın gerisinde kalmayan, dünyanın en ileri ülkelerinin sahip olduğu olanakları sunarak bu düzeye gelmeyi amaç edinmiştir, misyon edinmiştir. Hukuk fakültesi de en donanımlı, en seçkin,
Türkiye'de ve dünyada görev yapacak hukukçuları yetiştirme misyonuyla hareket etmiştir. Temel amacı, hedefi de bu olmuştur. Ve 20 yıllık bir geçmişe karşın bu hedefe de hızlı adımlarla yaklaşmıştır ve saygın, prestijli bir hukuk fakültesi olmuştur. Hukuk fakültesinin tabii nitelikli bir hukuk fakültesinden söz edebilmek için iki unsur tabii gerekli. Bir, parçası olduğu üniversitenin amaç ve hedefleri. İki, fakültenin amaç ve hedefleri. Bu çerçevede Kadir Has Üniversitesi bu amacı, hedefleri gerçekleştirmek için bir, çok donanımlı bir altyapıya sahip olan bir fakültedir. İki, çok güçlü bir akademik kadroya sahiptir. Çünkü bir üniversitenin, bir fakültenin başarılı olabilmesi için iki unsura gerek vardır, ihtiyaç vardır. Bunlardan birisi araştırma yapmak, ikincisi ise eğitim aracılığıyla bunu geleceğin hukukçularına aktarmak, yansıtmaktır. Bunun için de bunun da ön ve vazgeçilmez koşulu araştıran, donanımlı, bütün dünyadaki gelişmeleri izleyebilen, çağdaş hukuku yakından tanıyan, dünya hukuk sistemleriyle bütünleşmiş bir akademik kadroya ihtiyaç vardır. Kadir Has Üniversitesi ilk günden itibaren, ilk kurulduğu günden itibaren bu çaba içinde olmuş ve şu anda Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde gerçekten Türkiye'de genelde baktığımızda akademik kadrosu güçlü olan hukuk fakültelerinin başında yer almakta ve üniversitenin saygınlığı, prestiji, aday öğrencilerin bu fakülteyi seçmeleri, mezunlarımızın başarılı olması, bu kurumsal yapı, bu akademik kadro, üniversitenin bu amaçları ve bu altyapıyla sağlanmıştır diyebiliriz. Peki hocam, Kadir Has Hukuk Fakültesi'nde öğrenciler hangi alanlarda uzmanlaşabiliyor? Evet, hukuk fakültelerinde, dünyanın tüm hukuk fakültelerinde olduğu gibi Türk hukuk fakültelerinde de bir temel eğitim, hukuk formasyonunu sunan bir eğitim verilmektedir. Daha sonra bunun yanında öğrenciler, gerçi Türkiye'de henüz bu tam kesin bir şekilde ayrışmamıştır ama kamu hukuku, özel hukuk ayrımı çerçevesinde, özel hukukta, ticaret hukukunda, medeni borçlar hukukunda, iş hukukunda, sosyal güvenlik hukukunda uzmanlaşmak isteyen öğrencilerimiz bu temel dersler yanında uzmanlığı sağlayan seçimlik dersler bulunmaktadır. Bu seçimlik derslerle birlikte temel dersleri de birleştirerek değişik alanlarda, kamu hukuku alanı, ceza hukuku, idare hukuku, özel hukukta ticaret hukuku, biraz önce belirttiğim gibi medeni borçlar hukuku, uluslararası hukuk alanlarında uzmanlaşma olanağına sahip bulunmaktadır. Tabii uzmanlaşma 4 yıllık hukuk eğitimi içinde tam olarak sağlanamıyor. Bütün dünyada olduğu gibi uzmanlaşmak için 4 yıllık eğitim üstünde yüksek lisans ve doktora öğrenimi önem taşıyor. Örneğin özel hukukta yaygınlaşmak, uzmanlaşmak isteyen bir mezunumuz, hukuk fakültesi mezunu, özel hukukun ticaret hukuku alanında daha ayrıntılı bir eğitim alarak, ticaret hukukuyla bağlantılı dersleri alarak, o çerçevede araştırma yaparak ve yüksek lisans diplomasını aldığında ticaret hukuku alanında kısmen uzmanlaşmış sayılır. Ama bunun yanında tabii bunu da tanımlamak için doktora eğitimi çok önemli. Bugün hukuk çok karmaşık, dolayısıyla değişik boyutları olan bir alan. Bu nedenle sadece 4 yıllık hukuk eğitimi, master eğitimi yeterli olmamaktadır. Örneğin Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de avukatlık yapan, hukuk danışmanlığı yapanların %80'inin aynı zamanda hukuk doktorasına da sahiptirler. Çünkü ancak bu şekilde donanımlı, uzmanlaşmış bir hukukçu olunabiliyor. Biz de Kadir Has
Üniversitesi olarak bir lisans eğitiminden sonra öğrencilerimizi %100 burs sağlayarak yüksek lisans, gerek özel hukuk gerek kamu hukuku alanında yüksek lisans eğitimini veriyoruz ve bu konuda da çok yoğun başvurular olmaktadır. Ve ayrıca tabii özel hukuk, kamu hukukunda doktora programlarımız vardır. Ve bunların hepsi diğer üniversitelerde olmayan bir şey, noktayı vurgulamak gerekiyor. Bunların hepsi %100 burslu. Yani yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz bu eğitimlerde %100 burslu olarak Kadir Has Üniversitesi'nde gerçekleştirmektedirler. Peki hocam, sizin hukuk yolculuğunuzu öğrenebilir miyiz? Bu bölümü seçmeye nasıl karar verdiniz? Hukuk fakültesini seçmeye lise birinci sınıfta daha doğrusu karar verdim. Dolayısıyla lise birinci sınıftan itibaren hukuk öğrenmek, hukukçu olmak, avukat ya da hakim olmak arzusu vardı bende. Ve lise eğitiminden sonra, lise eğitimi boyunca da temel amacım buydu. Bu amaçla üniversite sınavına girdim. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandım. Dolayısıyla benim işte hukukçuluğum böyle başladı. Bir hevesle daha sonra hukuk fakültesine de eğitime başlayarak. Yeni eğitim modeliyle öğrencilere neler sunuyorsunuz? Bunu da öğrenebilir miyiz? Şimdi üniversiteler eğitim çağlar boyunca hep değişim ve dönüşüm içinde olmuştur. Bu daha doğrusu üniversiteler toplumların ekonomik, sosyal, tarihsel ve kültürel değişimiyle uyum sağlamak zorundadırlar. Ve bu uyumu sağlamış bir eğitimle ancak geleceğin kuşaklarını yetiştirebilirler. Dolayısıyla Kadir Has Üniversitesi daha başlangıçtan itibaren hep bir arayış içinde olmuştur. Bu arayışın hareket noktası da rahmetli Kadir Has'ın bir mesajı ile, bir hedefi ile bu tetiklenmiştir. En iyi üniversite olmak, en iyi öğrenciler yetiştirmek Kadir Has Üniversitesi'nin amacı, sloganına dönüşmüştür. Ve kuruluşundan bu yana da bu amaç doğrultusunda yoluna devam etmektedir. Ve günümüzde tabii dünyadaki gelişmeler çok hızlı bir şekilde, baş döndürücü bir şekilde değişiyor, dönüşüyor ve bundan 10 yıl içinde düşünemeyeceğimiz, hayal edemeyeceğimiz gelişmeler dünyada söz konusu. Üniversiteler bu gelişmelerin dışında kaldıkları takdirde amaçlarından, hedeflerinden uzaklaşmış ve mezun ettikleri gençlerin de çok fazla bir perspektife sahip olmaları olanaklı değildir. İşte dünyadaki bu değişim, dönüşüm, teknolojideki değişim özellikle, örneğin yapay zeka ve düşünemediğimiz, çözüm bulamadığımız yeni sorunların ortaya çıkmasıyla birlikte Kadir Has Üniversitesi de yeni bir dönem, yeni bir başlangıç arayışına girmiş ve yeni eğitim modeli çerçevesinde bir çekirdek program oluşturmuştur. Önümüzdeki eğitim yılından itibaren üniversitenin genelinde bütün fakültelerde bu çekirdek program uygulanmaya başlayacaktır. Bu çekirdek programla geleneksel üniversite modelini aşmak, hem sektöre hem de akademiye yönelik yetkin profesyoneller, araştırmacılar ve bilim insanları, bunların, bu bilim insanlarının, mezunların dünyanın her yerinde çalışabilecek nitelikte donanımlı olması, bunun içinde tabii evrensel değerler ve yetkinliklerle donanmış olmaları mezunlarımızın, örneğin hukuk fakültesi mezunlarının her türlü, her en karmaşık hukuki sorunlara cesaretle eğilmeleri ve o sorunlara çözüm bulabilmeleri, çok disiplinli ve
projeye dayalı bir yaklaşım içinde öğrencinin yetişmesini, eğitilmesini sağlayan bir eğitim. Dolayısıyla evrensel değerleri aktaran, çekirdek kuran, çağımızın tüm yetkinliklerini barındıran, sorgulayıcı ve özgürce düşünen bireyler yetiştirme amacı Kadir Has Üniversitesi'nin bu eğitim öğretim yılından itibaren dünyamızın, insanlarımızın, insanlığın baş başa kaldığı sorunları, sorunların karmaşıklığını, insanlığın nereye gittiğini, insanlığın nelerin beklediğini, daha fakültenin birinci sınıfından itibaren düşünmeye başlaması, araştırmaya başlaması işte bu çekirdek kuramın temel amacını oluşturmaktadır. Bu çerçeve örneğin kökenler ve sonuçlar dersi, insanlık tarihi, evrensel değerler ve etik, tasarım, hesaplamalı düşünme, bilimsel keşifler ve mühendislik, sanat, edebiyat ve çatışma gibi derslerle donanmış bir eğitim programı söz konusu yeni eğitim modelinin. Son olarak hukuk okumak isteyen aday öğrencilere vermek istediğiniz tavsiyeler nelerdir? Tabii ilk tavsiye Kadir Has Hukuk Fakültesi seçmeleri. İkincisi hukuk fakültesini kazandıkları ya da hukuk fakültesini seçmeden önce en önemli kendilerine sormaları gereken iyi bir hukukçu olma hedefi ve amacı olması gerekiyor. İkincisi, eğitim göreceği fakültenin, üniversitenin çok güçlü bir akademik kadroya sahip olması ve çok iyi nitelikli bir hukuk eğitimi alabilmesi, bunun yanında tabii sürekli çalışması, disiplin bir şekilde çalışması gerekiyor iyi bir hukukçu olabilmesi için. Dolayısıyla hukuk çok zor. Matematikten, mühendislikten çok daha zor bir bilim alanı ve iyi bir hukukçu olmak için çok ter dökmek gerekiyor. Çok çalışmak gerekiyor. Ama buna karşılık hukuk yaşamla bir iç içedir. Bu açıdan hukukla tıp birbirine çok benzer. Tıp nasıl insanların sağlığı ve tedavisiyle ilgileniyorsa, hukuk da insanların özgürlüğü, onuru, onların haklarına sahip olması için, onların giderek mutlu olabilmeleri için hukuk vardır. Dolayısıyla hukuk çok zevkli, çok keyifli bir alan. Dolayısıyla hukuk fakültesini seçmekte pişman olmayacaklarını ümit ediyorum. Ve Kadir Has Hukuk Fakültesini de seçtikleri takdirde Kadir Has Hukuk Fakültesinde çok ciddi bir hukuk eğitimi alacakları, donanımlı hukukçular olarak mezun olacakları ve elde edecekleri diplomayla tüm yaşamları boyunca öğreneceklerini ve her alanda başarılı olacaklarını düşünebilirler, inanabilirler. Kadir Has Üniversitesi ve hukuk eğitimi böyle bir amaç için çaba göstermektedir. Bugün bizlerle beraber olup sorularımızı yanıtladığınız için size çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olun.